Karşı koymuşlar gülün adını, adını. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir programımıza daha hoş geldiniz. Bu hafta Kırıkkale'deyiz. Kırıkkale iline bağlı Yahşihan ilçesindeyiz. Yine yanımda çok değerli bir konuğum var. İşletme sahibi Aydın Özdemir ile birlikteyiz. Salma tavukçuluğu konuşacağız. Burada gördüğünüz üzere brownlar var. Hem Nick Brown'lar hem Longman Brown'lar var. Kahverengi yumurta, hepimizin bildiği gibi kahverengi tavuk, kahverengi yumurta tavuğu gibi hepimizin isimlendirdiği tavuklar. Biliyorsunuz biz hep standartlardan bahsediyoruz ve her seferinde de her gittiğimiz yerde de yapılan uygulamalar, alınan verimleri öğreniyoruz. Yine bugün Aydın abiden buradaki yaptıkları uygulamaları öğreneceğiz, aldığı verimleri öğreneceğiz. Hatta biz yayından önce konuştuk. Bir iki, tabii o da yeni başlamış birisi bu işe. Acemiliğini atıyor, öyle söyleyelim. Bir iki problemle karşılaşmış. Onlardan bahsedeceğiz. Nasıl düzeltilebilir? Bunların üzerine konuşacağız. Ama her zamanki gibi önce ben bir Aydın abiye döneyim. Kendisini tanıtmasını isteyeyim. Sonra Brown'larla ilgili biraz genel bilgi verelim. Aydın abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi kabul ettin. Teşekkür ederiz. Seni tanıyalım. Nereden esti salma tavukçuluk? Evet. Bu Kırıkkale'ye bağlı Yahşihan ilçesindeyiz. Hı hı. Yani tamamen hobi olarak. Aslında esti. Geçmişte hayvancılıkla ya da tarımla ilgili bir işin yok zaten. Hayır hayır. Kırıkkale, bir memurluk var. Kırıkkale Makine Kimya'da işçi olarak 36 yıl çalıştım. Ondan sonra bir buçuk yıl falan gezdim. Bir boşluğa düştük. Hı hı. Ne yaparız ne ederiz derken böyle... Biraz oğlunun şeyi var herhalde. Evet, oğlum genç birlik hayvanları ilgisi bayağı var. Seviyor, ilgisi de çok. Onu da onayıyla bu işe girdik. Fikir alışverişi yaptık. Daha 5-6 aylık bir mevzumuz var. Peki, devamını konuşacağız şimdi. Evet. Bir acemiliğini atıyorum söylediğin gibi. Evet. Değil mi? Öyle bir durum var. Evet. Şimdi müsaade edersen ben biraz bir genel bilgi vereyim Aydın. Hı. Abi. Tabii. Bizi izlemeyenler veya ilk defa izleyenler olabilir. O yüzden her programda mümkün olduğu aynı şeyleri söylüyorum. Öncelikle brownlardan bahsedelim. Bahsettiğimiz gibi kahverengi tavuk, kahverengi yumurta tavuğu öyle geçiyor. Brownlar dünyada en çok tercih edilen yumurta tavuğu ve son 1-1,5 yıldır özellikle salma tavukçuluk, doğal tavukçuluk konusunda çok fazla bir ilerleme söz konusu. Burada da yine brownlara yönelilmiş durumda. Brownlarla ilgili biraz bilgi verecek olursak, aşağı yukarı bir yumurtlama dönemi, ki bizim için bu 60-65 haftadır ticari yumurtlama döneminden bahsediyorum ki hayvanın ömrü neyse o kadar yumurtlar aslında. Yaklaşık 270-280 civarında çok iyi bakım koşullarında bu 310-320'lere ulaşabiliyor. Yumurta ağırlıkları ortalama 64-65 gram civarlarında ve kahverengi yumurta olarak geçiyor. Brownlarla ilgili söyleyebileceğimiz yine bir avantaj denilebilecek şey, çok hızlı şekilde yumurta verimine başlıyor. Aşağı yukarı 18-19 haftalıkken artık kılavuzla beraber yumurta verimine başlıyor bu hayvanlar. Bununla birlikte brownların negatif ya da olumsuz diyebileceğimiz özellikleri de ise, bir kere çok hassaslar. Hassas hayvanlar, rüzgara gelmiyorlar, rutubete gelmiyorlar, ıslığa gelmiyorlar. Bu konuda biraz hassaslar. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Özellikle lohmanlarda karşılaşılan bir sorun bu. Genellikle yetiştiriciler ticari anlamda baktıkları için hayvan daha kendi fiziksel gelişimini tamamlamasına rağmen yumurta yemine yükleniyorlar. Yumurta evet oluyor ve olgunlaşıyor ama hayvanın kloakası, kış tarafı olgunlaşmadığı için o yumurta o kışı yırtıyor. Sonra kanibalizm dediğimiz gagalama rahatsızlığı görülebiliyor. Hayvan ölümlerine sebep olabiliyor. Bunu söylemekte fayda var. Evet, çok yüksek, çok hızlı bir şekilde yumurta verimine başlıyor. Pik yapıyor kısa zamanda ama hemen de tekrar o eğri aşağı doğru dönüyor. Brownlarla ilgili söyleyebileceğimiz bunlar. Şimdi buradaki barınma koşullarını da konuşacağız. Yine ben barınmayla ilgili biraz genel bilgi vermek istiyorum. 7-8-9 tavuğa 1 metrekare kapalı alan olarak düşünülebiliyor genellikle. Fakat ben her zaman söylüyorum, hayvan refahı çok önemlidir. Dolayısıyla ben 5-6 tavuğa 1 metrekare olarak kapalı alan hesaplamasının yapılması taraftarıyım. Bununla birlikte
7-8 tavuğa bir folluk düşecek şekilde, yine folluk sayısı hesaplanabilir. 50-60 tavuğa bir yemlik şeklinde yemlik düşünülebilir. Keza 80-90 tavuğa da bir suluk şeklinde suluk düşünülebilir. Kapalı alan için konuşuyoruz. Yine bu kapalı alanda iyi bir havalandırma olması lazım. Yani camların olması lazım. O camların telle kapatılmış olması lazım ki dışarıdan herhangi bir şekilde hayvan girişi çıkışı, uçan özellikle uçan hayvanların giriş çıkışı olmasın. Alanın büyüklüğüne göre bir fan olması lazım ki içerideki o biraz sonra değineceğiz zaten. Nemi, rutubeti, işte amonyak kokusunu atsın dışarıdan, tozu atsın. Fan olması gerekiyor. Kapalı alan sıcaklıklarını söylüyoruz. 21, 22, 23 derecelerde olması optimum koşulları açısından verimi de iyi etkileyecektir. Su sıcaklığının yazın 19-20 derece 15-16 derecelerde olması, kışın 19-20 derecelerde olması keza optimum verim için iyidir. Onun dışında şunu söyleyebiliriz. Yem, bu hayvanlar yazın yem tüketimi düşer, kışın artar. Ortalaması 120 gram civarlarındadır. Bir hayvanda yine ortalama yediği yemin iki katı kadar su tüketir. Onu da söylemek lazım. Ortam sıcaklığını söyledik. Ortam nemine de hemen bahsedelim. %55-60 nemler, rutubet. Yine iyi bir rutubet oranıdır. Bunların hepsine dikkat etmemizde fayda var. Genel olarak hayvanın barınma, kapalı alan barınma koşulları için söyleyebileceklerimiz bunlar. Biraz sonra beslenme şekillerine geldiğimizde nelerle beslemeliyiz, nasıl beslemeliyiz, bunlardan da bahsedeceğiz. Ama önce şimdi Aydın abiye dönelim. Aydın abi burada nasıl bir oluşuma girmiş, önce nasıl başlamış, kaç hayvanla başlamış, şu anda kaç tane var? Biliyorum arka tarafta bir yer var. Önce orayla başladık, sonra buraya taşındık. Bazı problemler gördük. Hemen bunlardan bahsedelim. Evet. İlk düşüncemiz ilk etapta 3000'den başlayalım dedik. Ama tavuk satan firmalarla gayet iyi niyetli arkadaşlar. Abi 1000'den bir deneyin. Ondan sonra büyütürsünüz falan dediler. 1000 tavukla başladık. Sonradan biraz ölümler falan oldu işte. Acemilikle yığılmalar. 250-350 tane daha ilave ettim. Şu an 1-250 tavukla devam ediyoruz. Hemen şuna geleceğim ama bu bahsettiğiniz kısımla ilgili dipnotlar iletmek lazım. Arkadaşlar bu arada etimi parçaladınız lütfen. Çok keseceğim hepinizi en sonunda. Şimdi dediği gibi Aydın Bey'in kayıplar mutlak surette olacaktır. Bunu söyleyelim. İnsanlar ilk aldıkları zaman tavuklarında ölüm olduğu zaman bir sıkıntı var gibi sayıyorlar ama aşağı yukarı %8-%10 bir fire hesabı vardır bu işte. Bunun sebebi de şudur. Bu hayvanlar genellikle kapalı alanlarda barındırılır, yarka yani yarka olana kadar sonra buralara getirilir. Tabi bu arada bir stres oluşumu var. Yeri değişiyor, havası değişiyor, taşınma stresine giriyor. Çoğu hayvan salınmaya alışık değil. Bu strese girdikleri için birbirlerinin üzerine çıkıyorlar, birbirlerini gagalamaya başlıyorlar gibi mutlak surette ölümler olabiliyor. Bunu hemen söyleyelim. Sonradan siz 1250'ye çıktınız ama öncelikle bir çadırla başladık bu işe. Sonra orada bir sorunla karşılaştık. Onun metrekaresi neydi? Orada yaşadığımız şey neydi? Sonra buraya niye geldik? Öncelikle bir ona şey yapalım. Şimdi oranın metrekaresi 140 metrekareydi. Yani metrekare olarak pek bir sıkıntımız yok da çadırda çok açık bir alandayız. Yani gerçekten hava şartları beni ürküttü. İç dış sıcaklığı sağlayamıyoruz herhalde değil mi? Yani kapalı alan sıcaklığı, dış alan sıcaklığı. Hem öyle dış alanda da yani hava şartlarından korktum. Kış şartları, yazın yani fırtınalar, yağmurlar falan, çadır ne de olsa. Böyle yerimizde varken böyle bir yapıya geçelim dedik. Tavukları burada birleştirdik. Şimdi o çadırda şöyle bir ama şey var. Ama yazın yine orayı nadasa bırakmış gibi oluyor. Yani yine oraya yonca ekeceğiz. Tekrar oraya geçeceğiz. Şimdi oradaki şu durum şu. Orada bir 140 metrekare bir çadırımız var. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Bu iş için bu çadırlar
son birkaç aydır kullanılan çadırlar. Dolayısıyla yapılan malzemesi, ömürleri vesairesi bu işe uygun olarak yapılıyor. Fakat ben Aydın abiye de söyledim yayından önce. Bana göre 140 metrekare küçük bir alan. Çünkü dediğiniz gibi 5-6 tava 1 metrekare hesabı yaparsak aşağı yukarı 180-200 metrekare bir alandan bahsediyorum. Evet. 1250 tavuk için konuşuyorum. Ve dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Alan küçük olduğu için bir yığılma oluyor. İki hayvanlar zaten kendi nefesleriyle ortamı bir ısı sağlıyorlar. Yazın da hava sıcak. İçerisi çok fazla ısınıyor. Terleme oluyor. Terleme olmaya başlıyor. Rutubet artıyor otomatik yerler olarak. Islanıyor. Aynen öyle. Hem yukarıdan damlamalar oluyor. Evet. Hem rutubet çok artmış oluyor. Rutubetin ve havalandırmanın önemini de söyleyeceğiz şimdi. Hem de yerler ıslanmış oluyor ki bahsettiğimiz gibi bu hayvanlar neme, rutubete, rüzgara, ıslığa çok hassas hayvanlar. Sonra siz buraya geçtiniz. Şimdi buradaki yapıyı bir anlatalım. Kaç metrekare, içeride kaç tane suluğumuz var, kaç tane yemliğimiz var, kaç tane fulluğumuz var. Burası 200 metrekare. Yani 50 tane yemliğimiz, bir o kadar da suluğumuz var. Yani 30-35 civarında suluğumuz var. Polluklarımızı dizmiş durumdayız. Plastik kasalar gördük zaten. İlave olarak plastik kasalar da koyduk. Tahta kasalarımız da var. Yani öyle bir sıkışma görmediğimiz için polluklara yeterli. Tüneklerimiz yeterli. Zaten şey yaptık. Yeteri kadar penceremiz var ve pencerelerde zaten telle kapatılmış durumda. Tabii. Dışarı girmesi için. Telledik onları. Havalandırma şartlarını daha tam uygun yeni geçtiğim için fanlar koyacağız işte. Fan koyulacak. Bu arazi de zaten bir düzeltilmeye girecek arazi zaten aşağı yukarı değil mi? Harmanlanması gerekiyor. Aynen öyle. Daha işte bunlar buraya geçeli 10 gün oldu. Hakikaten bir sürü özveri isteyen bir sürü de iş aynen var. Aynen öyle. Aynen öyle. Sırayla ama faydasını yapıyoruz. Da yavaş yavaş görüyorsunuz. Onlara da değineceğim şimdi. Kesinlikle evet. Şimdi hemen burada nemin, rutubetin, iç temizliğinin öneminden biraz bahsedelim. Rutubet 155-160'ların altında ve üstünde olduğu zaman otomatik olarak tavuklarda verimlerde bir sıkıntı olmaya başlıyor. Hastalık görülme riski artıyor. Bakteriyel faaliyetler artıyor çünkü gübresi var hayvanın içeride. Özellikle yeteri kadar havalandırma olmaz ise ya da rutubet çok fazla olduğu anda göz nezlesi, marek, bu tür hastalıklar görülebiliyor ya da işte aksırma, solunum yolu enfeksiyonları oluşabiliyor, salmonella oluşabiliyor. Onun dışında yine içeride o yeteri kadar havalandırma olmadığı için bakteri ve viral hastalıkların yayılması söz konusu. Vebasıydı, çiçeğiydi. Bunlarla karşılaşılabilir. O yüzden mutlak surette havalandırmanın yapılması gerekiyor. Mutlak surette nemin rutubetin artılması gerekiyor. Zaten içeride derecemiz de var. Hem sıcaklığı ölçüyoruz, nemi de hem de nemi ölçüyoruz. Ben bunun için ayrıca bir daha tebrik ediyorum. Size söyledim biz içerisini gezerken. Ama seyirciler karşısında da tekrar tebrik etmek isterim. Çok kümes gezdim, çok çiftlik gezdim. Çok nadir rastladığım bir şey. Ciddi anlamda hele hele yani çok profesyonel yapanlar var bu iş. Onlarda bile yokken siz hobi olarak daha yeni başlamamıza rağmen buna dikkat ediyorsunuz. Bunun dışında bir ne derler revir kısmımız var öyle söyleyeyim hastalıklı hayvanları ayırdığımız ayrı barındırdığımız aşısı ya da antibiyotiği ya da ilacı verilen hayvanları karantinada tuttuğumuz ki bu sürede aynen öyle bir 10 günlük bir sürecimiz var ne karıştırıyorsun ne de yumurtalarını kullanıyoruz hiçbir şekilde yapmıyoruz böyle bir alan oluşturmuşsunuz hepsinden bahsettik şimdi zaten sevgili seyircilerimiz İçerideki dereceyi de gördü, follukları da, yimlikleri de hepsini gördü. Biraz şeyden bahsedelim. Oradan buraya geldik, burayı bir yapacağız, bir şeyler yapacağız. Bundan sonrası için, şuna da hemen araya gireyim. 3000 ile başlamayı düşünüyordunuz, sonra arkadaşlar zaten sizi uyarmışlar. Bana soruyorsunuz ama ben yine söyleyeyim. Eğer ki bu işi bilmiyorsanız eğer 500.000 ideal sayı. Evet. Hem öğrenmeniz açısından hem hayvanı gözlemlemeniz açısından hem kendinizi tartmanız açısından. Çünkü diyoruz ya her zaman bu işi severek yapmak lazım, vakit ayırmak lazım. Hafta sonu yok, bayramı yok, seyranı yok. Aynen öyle. 24 saat bu hayvanlarla iç içe olmak zorundasınız. Kendinizi tartarsınız. Bıkkınlık geliyor mu, gelmiyor mu? Satışını yapabiliyor musunuz, yumurtanı yapamıyor musunuz? Hayvanlarla ilgilenebiliyor musunuz, ilgilenemiyorsunuz? Bunların hepsini de aslında kendinizle tartmış oluyorsunuz. 500 bin ideal sayıdır. Siz de doğru olanı yapmışsınız ama çok profesyonelsinizdir. Artık işi öğrenmişsiniz. O zaman 3000'ler, 4000'ler ideal sayılar. Bunlarda fayda var. Şimdi
1250 tavuğumuz var. Böyle bir yere geçtik. Buradan sonra şu anda planlamamız ne? Bu tavukların barınma hem içerisi için işte fanlar dedik, buralar harmanlanacak, ekilecek, biçilecek. Evet. Belki tavuk sayısını da arttıracağız. Yani. Sizin şu anda gelecekle ilgili bir şeyiniz nedir? Yani öncelikle tavukların sağlığıyla ilgili. Onu yapacaklarımı tam sisteme oturtmak. Ondan sonra pazar konusundaki sıkıntıları çözdükten sonra niye olmasın? Yani buralar harmanlanacak. Aynen öyle. Yani. Buralar harmanlanacak. Yani biraz tek daha tek temizlik yapılacak. Yavaş yavaş olacak. Biz yine konuştuk. Şimdi şu arazinin çok sert olduğundan bahsettik. Araziyle ilgili de şunu da söyleyeyim. Biz hep söylüyoruz. Hayvanın kendini mutlaka bir kazması lazım. İşte kendini temizlemesi lazım. Bunun için iki yol var. Bir, zemini eğer sert ise ıslatarak yumuşatıp tavuğun rahatça orayı kazabilmesi ki kazma hem kendi temizliğiyle alakalı hem de börtü böcek solucan bulmasıyla alakalı bir şeyden bahsediyoruz. Yeteri kadar protein alsın diye. Eğer bu imkanımız yok ise külle beraber toprak yığınları yaparak birkaç tane hayvanın orada kendini temizlemesi, kazması, enerjisini artması, bununla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi burası çok hani kurak diyebileceğimiz bir sert bir zeminden bahsediyoruz. Dolayısıyla mesela farkındaysanız hayvanlar daha çok buralarda kazıyorlar, bir şeyler aramaya çalışıyorlar. Buraya yığılıyorlar. Öbür taraflar biraz daha açıkta kalıyor. Aydın Bey yapmış, suluklar koymuş, işte arada yemlikler var vesaire. Hani dışarıda da gezdiği için bu hayvanlar. Mutlak surette bunlara ihtiyaçları var. Öbür alana yonca ekeceğiz herhalde. Evet, evet. O alan da geniş. O totalde yonca ekeceğimiz alan ne kadar? Kaç metrekare biliyor muyuz? 4000. 4 dönümlük bir yerden bahsediyoruz. Geniş bir alanımız var. Şimdi biz Aydın Bey'le de yine konuştuk. O işi yeni öğrendiği için sağ olsun bize bir şeyler sordu. Hani ne yapalım? Şöyle diyorlar, böyle diyorlar ki yine konuştuğumuz bir şey var. Şimdi bakın sevgili seyirciler, her işin bir uzmanlığı var. Kesinlikle. Kanatlı hayvan besleme ayrı bir uzmanlıktır. Büyükbaş, küçükbaş ayrı bir uzmanlıktır. Arıcılık ayrı bir uzmanlıktır. Besleme uzmanlığı çok ayrı bir uzmanlıktır. Hapis sözlerimiz hani pet shop veterinerleri dediğimiz insanlar var. Tamamen ticari gözle bakıyorlar ve ya sırf kazanç amacıyla habire gelip ilaç yazıyorlar vesaire ya da aslında düzeltebilecek hayvanı öldürüyorlar. Açık ve net. O yüzden bir şey danışacağınız kişinin mutlak surette bir refere olmasına dikkat edin. Bu işi biliyor mu bilmiyor mu gerçekten? Çünkü bakın bizler ziraat mühendisliği içerisinde de var. Veterinerler içerisinde de var. Tarım il müdürlüklerinde de, ilçe müdürlüklerinde de var. Kooperatiflerde, birliklerde, derneklerde de var. Bilmeyenler. Biliyorum deyip bilmeyenler. Siz de bu mağdurlardan bir tanesisiniz. Onu da biliyoruz ama çok detayına girmeyeceğim onu. Dolayısıyla bunlara dikkat edelim. Hayvanları mümkün olduğunca doğru şekilde yapmaya çalışalım. Biz Aydın Bey sağ olsun sordu hani nasıl daha iyi olabiliriz gibisinden bir şeyler önerdik. İşte havalandırmasını önerdik, yapabilecekleri şeylerle ilgili şeyler önerdik. Bir de dedik ki hastalıklar kısmına gelince konuşacağız. Hayvanlarda belli başlı hastalıklar var. Onun önüne geçilmesi için hani hep diyoruz ya doğal antibiyotik, doğal antiseptik kullanımı. Ne dedik? İşte sarımsak dedik. Evet. Ne dedik? Kekik dedik. Ne dedik? Defne yaprağı dedik. Mersin otu dedik. Bunları kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağınıza gelince de elma sirkesi çok önemli. Bunu söyleyelim. Şimdi sirke değil. Üzüm sirkesi değil. Limon sirkesi değil. Elma sirkesi. Hayvanda elma sirkesi kullanılır. Bunu da iki şekilde kullanırsınız. Bir dedik ki suya. 10 litre suya 1 litre elma sirkesi koyarak hayvanın iç parazitlerine atmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda eğer bit pireye rastladıysanız hayvanlarda üzerlerine sıkarak da üzerindeki bit pireye atmasını sağlayabilirsiniz. Bu bir. Sonra sarımsak dedik. Evet. Mutlak surette 1 litre suya yaklaşık 2-3 diş sarımsak atarak bir gün bekletmek koşuluyla o hayvanlara verebileceğinizi söyledik. Defne dedik, kekik dedik, bunları kaynatarak verebilirsiniz dedik. Doğru mu? Evet. Bunlar önemli bilgiler. Lütfen uygulayın. Yani ilk başta maliyet gibi gözükse de eğer bu işi ticari olarak yapıyorsanız benim söylediğim bir şey vardır her zaman. Her malın bir alıcısı vardır. Evet. Siz malınızın arkasında ne kadar duruyorsanız, malın ne kadar kalitelisi, yani
Allah da ona göre bereketini veriyor. Aynen. Açık öyle, ve net. Evet. Yani siz burada 5000 tane yumurtayı verdiğinizi varsayın piyasaya. Müşteri memnun değilse satamazsınız, doğru mu? Evet. Ama 1000 tane yumurtanız vardır. Size de kalmıyor zaten. Güzeldir hiç yumurtalarınız. Kalmadı. Kalitelidir. O zaman çatır çatır satarsınız. İşinizi de büyütürsünüz. Kalmadığı için zaten biraz ilave ettik. Daha biraz daha gidecek yani, değil biraz mi? Bakacağız. Bunları da aktarmakta fayda var. Gelelim beslemeye. Evet. Şu anda nasıl besliyoruz? Ne kadar yem veriyoruz? Açıkta beslenirken herhangi bir ekstradan bir şey veriyor muyuz? Vermiyor muyuz? Sizden bir öğrenelim. Günlük ortalama 110 ile 125 gram arası yem veriyorum. Haftanın iki günde bir ortaya böyle yani şey ekmek kırıntıları falan atıyorum. Onun dışında bahçeden otlar, yeşillikler bu, şey yapıyorlar zaten. Şurası hep yeşillikti zaten. Orayı bitirdiler. Bahçe tarafı bozuldu. Bahçe bozuldu. Şimdi bahçenin otlarını atıyorum. O genelde yem şu anda. Kışa normal girdik. Fabrika evinden bahsediyoruz. Kışa girdik, evet. Tabii ama seneye tabii yavaş yavaş aynen yonca ekilecek bir şekilde. Evet. Yapılıyor. Peki ekstradan özellikle şimdi birazdan şimdi yumurtaya ve yumurta sarısına geleceğim. İşte havuçtu, domatesdi, pul biberdi. Bunlardan veriyor muyuz renk katması amacıyla? Yok şu anda. Hiç vermiyoruz. Öyle bir sıkıntı gelmediği için, öyle bir şikayet gelmediği için gayet iyi diyor. Şu anda bir problem yok. Problem yok. Anladım. Fazla da öyle şeylerle oynamayı pek düşünmüyorum. Adı üstünde doğal yumurta. Doğal, hayır bu söylediğim yani, şeyler aslında doğal şeyler onlar zaten. Doğal. Onlar gerçi da de, şey değil. Evet. Sadece bir renk katması açısından konuşmakta fayda var. Şu anda 1250 tavuğumuz var ama aşağı yukarı ne kadar yumurta alıyoruz bu tavuklardan? Yani verim gerçekten çadırda biraz düşmüştü. Yani %50'nin altına oradaki şartlardan düşmüştü. Dolayı biraz öyleydi. Falan. Burada sürekli yükseliyor. Şu an %65'leri civarında buldu. Ama her günde yükseliyor. Şimdi şöyle yani bir şey var. Hastalıkla da alakalı. Tabii demek. Yani hastalık, oradaki koşullar değişti. Evet. Biz bunları hep konuştuk zaten. Evet. Hayvan daha rahat etti burada. Yani bence bir kere kesin. Bahsettiğiniz şeyde o hastalıklara değineceğiz. O hastalıklardan dolayı da verim düşmüş durumdaydı. Şimdi şunu hemen söyleyelim sevgili seyircilerimize. Ben hep şunu söylüyorum. Genelde yetiştirici 160-165 yumurta aldığı zaman seviniyor. Maalesef öyle. Ama ben diyorum ki bu özellikle bu lohmanlar %90-92 civarında verim verebilecek hayvanlar. Çok rahat bir şekilde. Çok iyi bakım koşullarında %96'yı görüldüğünü biliyorum ben. Eğer ki %80, hadi geçtim %90'ları geçtim. %85'in altına düştüğü anda aslında kardan zarar ediyorsunuz. Net. Şimdi kardan zarar ediyorsunuz. İlk bakışta şöyle düşünebilirsiniz. Ya işte kar ediyorum ya. Ama şimdi bu hayvanlar hassas. Bunu söyledik. Ya bir hastalık bulaştığı zaman ilacı var, veterineri var, şu su var, bu su var. Habire cepten ekstradan maliyet yapıyorsunuz. Dolayısıyla siz aslında kar ettiğiniz parayı başka bir şeye bir yere harcıyorsunuz. Evet. Bir şey anlamıyor, kazanmıyorsunuz aslında o zaman. Çok, evet. Böyle bir durum söz konusu. Çünkü hayvanlarda hep söylediğimiz bir şey var. Hastalıktan ziyade hastalıktan korumayı yapmamız lazım ki hastalıklı bulaştığı zaman çok uzun, çok meşakkatli ve çok masraflı oluyor maalesef. Evet. Şimdi yumurta gramajlarımız nelerdir biliyor muyuz? Bunları da hemen şey yapalım. 60-65 gram arasında civarında değişiyor. Gayet güzel oldu yumurtalar. Şimdi etapta. Elimde iki tane yumurta var. Bir tanesi biraz daha küçük, bir tanesi daha büyük. Ağırlıklarını biraz şey yaptım ama çok fazla fark etmiyor aslında. Biz diyoruz ki yumurtanın büyüklüğünden ziyade, bakın büyüklüğü önemli ama büyüklüğünden ziyade kalitesi ön planda olması gerekiyor.
Vitamin, mineral, protein dengesi, işte koyuluğu vesairesi, bu çok daha önemli. Bu birincisi. İkincisi, yine yetiştiricilerin en çok sıkıntı çektiği konulardan bir tanesi, işte yumurtanın rengi niye kahve, niye açık, yumurta sarısı niye açık, niye kapı, şey, koyu falan filan. Yine söyleyeceğim. Yumurta sarısının 7 renk skalası söz konusudur. Açıktan sarı en koyuya doğru devam eder. Dane yemlerle ya da kesif yemlerle, işte kafes tavukçuluğu gibi beslenen yumurtaların kabuk rengi de, kabuk inceliği de ve sarısı da açık renk olur. Yeşil yemlerle ya da işte o bahsettiğim pul biberli, domates destekli vesaire beslenen tavuklarda ise daha koyu renk olur. Yumurta sarısı da daha koyu renk olur. Yumurta akı da daha koyu kıvamda olur. Bu açık ve net. Dolayısıyla renkten bu doğaldır, değildir ayırt edemezsiniz. Bunu bilelim. En iyi ayırt etme yöntemi, yani en yakın ayırt etme yöntemi, yumurtayı kırdığınızda koyu kıvam varsa çok büyük ihtimalle doğal yumurtadır bu. Çok büyük ihtimalle doğal yumurtadır. Ancak öyle daha çok ayırt edebilirsiniz. Murat Bey, burada araya girmek istiyorum. Lütfen. Yani bizim buradaki bu mevkideki algı, yani yumurta sarısının kırmızıya çalar renkte olması. O şekilde halkımız genelde böyle, böyle lanse ediliyor böyle işte. Böyle biliyor ama bizler bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz yani. Niye aynen yumurta öyle. Çok kırmızı sarı değil renk? Abi siz de diyorsunuz ki yumurta sarıya daha yakın olması. Hayır, şöyle hayır şunu söylüyorum. Eğer açık renkteyse arpaydı, buğdaydı, dane yem daha fazla verilmiş demektir bu hayvana. Evet. Koyu renkte ise daha çok yeşillikle beslenmiş anlamına gelir. Bir de bizde kırmızıya çalan bir yumurta sarısına rastlıyorsanız mutlaka onun içerisinde pul biberdi, toz biberdi, kırmızı biberdi, havuçtu, domatesi kullanılmış demektir. Evet, biz buradan renklendirici anlamındadır. Bir daha söylüyorum, yumurtanın kabuğunun rengi ya da yumurta sarısının renginden doğal olup olmaması konusunda ya da yeteri kadar kaliteli olup olmaması konusunda fikir sahibi olamazsınız. Evet. Yumurta sarısı koyu ve akı koyuysa, koyu kıvamdaysa doğal yumurtada çok büyük ihtimalle daha çok yeşil ağırlıklı beslenmiştir bu hayvan. Kekik verilmiştir, yonca verilmiştir, fi verilmiştir, çimen verilmiştir falan falan. Daha açıksa daha fazla dane yemle beslenmiştir ki şu bir gerçek, kışın salma tavukçulukta hayvanı çok fazla dışarı salamazsınız ve içeride beslemek zorundasınız. Evet. Daha çok arpa, buğdaydı, kepekti, küspeydi, bunlardan vermek zorundasınız. Yani. Dolayısıyla rengi açılacaktır. Otomatik olarak bu böyledir. Yine bir şey hemen burada değil ama yeri gelmişken söyleyelim. Her kahverengi yumurta doğal yumurta, her beyaz yumurta da kafes yumurtası olacak diye bir kaide yok. Biliyorsunuz beyaz yumurta tavukları da söz konusu. Onları da salması yapılıyor. Ama insanlar bu beyaz yumurta kafes yumurtası yani fabrikada üretiliyor gibisinden tercih etmiyor ama yanlış. Bu da yanlış bir olgu. Bunu da söyleyelim. Diğer bir mevzumuz, sıkıntımız aslında salma tavukçulukta bu işin mevzuatının olmaması. Evet. En büyük sıkıntımız o. Çok büyük sıkıntı. Yani marketlere, özellikle zincir marketlere yumurtalar verilirken herhalde problemlerle karşılaşıyor. Biraz sizden dinleyelim bunu. Hep ben konuştum. Evet. Yani ama çok faydalı bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Yayında da, yayından önce de. İnşallah artacak, güzel faydasını göreceksiniz. Yani şimdi büyük marketlere zaten verme sıkıntımız yok. Öyle bir şey yok. Hiç veremiyoruz. Veremiyoruz. Vermediğim bir şey sıkıntısı yaşamıyoruz. Yani, evet. Genelde perakende satışlarımız var. Yani buraya gelip arıyorlar. En çok sevindiğim tarafı o. İnşallah aynen. O daha da artacak i̇nşallah, böyle. İnşallah. Onun dışında küçük marketlere falan veriyoruz. Oradan alıyorlar. Ya şöyle bir problem yaşanıyor. Biz diyoruz ya yani biraz köy tavukçuluğun gelişmiş hali olduğu için bir mevzuatı yok bu işin. Evet. Dolayısıyla il ya da ilçe müdürlüklerine gidildiği zaman standart mevzuattan bahsediliyor sizlere. Ki bunun için bir kere çok masraflı bir şeyden bahsediyoruz. Yani, bir soru olarak başladık bir sürü. Yani yok işte ruhsatın olacak, yok işte o belgen olacak, yok işte odan olacak, bilmem neyin yani olacak falan. Gerçekten. Fakat ya bir gerçek var. Maliyetini geçtim. Ya bu hayvan zaten habire dışarıda. Yani sen istediğin kadar dezenfeksiyon şeyi yani o hani bizim kafes ya da büyük firmaların uyguladığı sisteme
yönelik bir şey yapamazsın. Buna yok. Bunun bir mevzuatı yok zaten. Ve sizlerin de yani salma tavukçuluğu uğraşan kişilerin de en çok sıkıntı çektiği şey. Çünkü işte markette yok numarası istiyor. Evet. Yok üzerine bir numara bas falan filan. Bunlar aslında şu aşamada çok mantıklı şeyler değil. Onu söylemekte fayda var. Biraz da şeyden bahsedeyim. Şimdi hastalıklar kısmına gelelim. Orada bir problem yaşadınız. Burada aslında devam ediyor. Belli başlı problemler evet. Devam ediyor. Biraz anlatın neler yaşıyoruz, neler yaşamıyoruz. Ya şimdi yaz dönemi çıkarken hı-hı. önce bir bitlenme hı-hı. sorunu oldu. Hı-hı. Bitlenmeyi içeriği ilaçlayaraktan hı-hı. gideremedik. Hı-hı. Hı-hı. Yani bit hakikaten yazın çok zor bir aynen olay. Öyle. Tek tek hayvanları ilaçladık, öyle sonuç aldık. Sonra içeride bir temizlik yapıldı. Ondan sonra içeriği tabii kireçledik, hı-hı. ilaçladık. Yani ondan sonra bir şey çıktı, göz nezlesi çıktı. Şu an onunla uğraşıyorum. Hı-hı. Ama büyük ölçüde iyileştiler. Aksırmalar var işte. Yani hayvan hakikaten hı-hı. dediğiniz gibi çok hassas bir hayvan. Aynen öyle. Bir de yapan kişilere bunu şunu söyleyeceğim. Bu iş hakikaten özveri işi. Kesinlikle. Ve bunu bakıcılarla şundan bundan yapmaya kalkmasınlar. Kesinlikle öyle olmaz. Kendi başına duracaksın değil mi? Kişi kendi özverilisi kendi yapacak. Başka türlü olmuyor. Ya oğlum yapmıyor diyorsun. Oğlum da bile özveriyi görmüyor. Öyle yani şimdi onu en son ben notumu da ileteceğim zaten. Evet. Diyoruz ya hani kimse senin baktığın gibi bakmaz bu. İlgilenmez. Maalesef. Şimdi bu hayvana gece geleceksin, bakacaksın, evet. izleyeceksin, gözleyeceksin. Yatıyor mu, kalkıyor mu, kaçıyor mu, kanatlarını mı açıyor, ne yapıyor bu hayvan, evet. yiyor mu, yemiyor mu bunların hepsini sürekli görmen lazım. Evet. Kesinlikle öyle. Özveri çok önemli. Şimdi evet. Hastalıklara gelmişken konuşalım. Elbette ki piyasada bilinen kişi ya da kurumlar ki bu iş yayılmaya başladıktan sonra o çakallar yine türedi piyasaya. Hep söylediğimiz işte 16-17 haftalık diyor, 11 haftalık çıkıyor, aşılı diyor, aşısız çıkıyor. Karma geliyor hayvan. Kimisi 20 haftalık çıkıyor, kimisi 15 haftalık çıkıyor falan filan. Bu tür sorunlarla karşılaşılabiliyor. Ama dediğim gibi standartta bilinen kişi ya da kurumlar bunların zaten aşılarını yapıyorlar. İşte malek aşısıydı, tifo aşısıydı, vebasıydı, bronşitiydi, karmasıydı gibi bütün aşıları yapılıyor aslında. Buna rağmen ne olursa olsun canlı hastalık geçirme riski var. Göz nezlesi solunum yolu enfeksiyonları en çok karşılaşılabilecek hastalıklardan. Ki şunu söyleyelim. Her bir hastalık başka bir hastalığı tetikleyebilir. Yani hayvana bir sonuçta virüs ya da bakteri bulaşıyor. Başka bir hastalığı ortaya çıkartabilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Göz nezlesinin en çok olma sebeplerinden bir tanesi havalandırmanın yetersiz olmasıdır. İçerideki amonyak zehirlenmesinden kaynaklanan bir şeydir bu. Göz nezlesi olur hayvanlar. Orada yaşanan bir şeydi. Buraya alındı, geçmeye başladı. Evet. Çünkü bize söyledik, işte hem oranın rutubeti çok fazlaydı. Hem de hayvan çok kalabalık kaldığı için yeteri kadar havalandırılmıyordu bu hayvanlar. Sonra buraya geçti. Biraz hırıltı işte solunum yolu enfeksiyonu söz konusu havalar soğumaya başladı. O da bayağı azaldı. Azalmış durumda. Hatta orada işte %50'lerden aşağı alıyordunuz verim olarak yumurta verim. Buraya geldi. Şimdi aynen. %65'lere falan ulaştı. Sürekli biraz daha toparlamış durumda. Aynen. İnşallah o hedeflediğimiz rakamlara gelecek İnşallah. Mutlak surette. İnşallah. Ki artmış olacak. O yüzden lütfen dikkat edin. Bir de soruyorlar hayvanı 17-18 haftalık aldık. Sonra aşı yapacağız mı, yapmayacağız mı diye. Önlem açısından 2 ayda bir bronşit ve veba aşısı yapılmasında fayda var. Bu aşılar yapılmaz ise tekrardan hastalık oluşma riski. Söz konusu işte bronşit, işte solunum yolu enfeksiyonundan bahsediyoruz. Çok fazla görülebilecek hayvan. Özellikle lohmanlarda rüzgardan dolayı, cereyandan dolayı görülmesi çok fazla risk olan bir hastalık. O yüzden 2 ayda bir yapılmasında fayda var. Şimdi bu hayvanlarla, buradaki ortamlarla ilgili bizim aktaracağımız şeyler şu, bunlar. Bir de bahsettiğimiz gibi hemen gözümün önünde olduğu için bir daha hatırlatmakta fayda var. Eğer hayvanınız hasta ise mutlak surette bu hayvanı hemen ayırın. Hemen ayırın. Bir karantina alanınız olsun. Yapılan
ilaçlama ya da işte antibiyotik verildikten sonra 5 gün ve 5 gün yani toplamda 10 gün mutlak surette bu hayvanları ayrı tutun. Karıştırmayın, yumurtasını da kullanmayın. O zaman yaptığınız işin bir etikliği kalmaz. Ahlak kurallarına biraz aykırı bir durum söz konusu. Mutlak surette bunlara dikkat edin. Onunla birlikte yine söylediğimiz şey, eğer bu işi yapacaksanız ya da yapıyorsanız hayvancılık kesinlikle ve kesinlikle özveri isteyen bir şeyden bahsediyoruz. Başında duracaksınız, izleyeceksiniz, gözleyeceksiniz. Özellikle kanatlı hayvanların aslında tamamında ve tavuklarda da hastalıklar bulaşıcı. Dolayısıyla ayıklamayı çok iyi yapmanız lazım. Zararlılarla mücadele neydi bu işte? Sinekler, neydi? Kemirgenler, neydi? Sürüngenler, uçan hayvanlar. İşte pencereler o yüzden mesela telle çevriliyor ki biz içeride hiç sinek görmedik çok şükür. Evet. Ama yazın ne olur bilmiyoruz. Bunlardan mücadele etmeniz gerekir. Çünkü tavuk hastalıkların çoğu gübresinde vardır. Öyle söyleyeyim size. Bu sinek o gübreye gidiyor ya da işte kemirgen gübreye gidiyor. Bir şekilde ki lohmanlar meraklı hayvanlar. Kaçmıyorlar. Fareye gidiyor, börtü böceğe gidiyor, yılana gidiyor falan filan derken hep bulaşıyor. Ayağına bulaşıyor, gagasına bulaşıyor falan filan derken hep yayılıyor. Bunun önüne geçmek için mutlak surette yapmamız lazım. Pencereler mutlaka telle kapalı olsun ki dışarıdan herhangi bir şekilde başka bir kanatlı girmesin. Çünkü tavukların diğer tüm kanatlardan ayrı olması lazım. Mutlak surette ayrı olması lazım tavukların hastalık bulaşmaması için. Yine bahsettiğimiz gibi dezenfeksiyon önem vermemiz lazım. Dezenfeksiyondan bahsetmişken siz de sormuştunuz ne zaman yapalım bu işlemleri diye. Şimdi bu tamamen sizin kümesinizle alakalı olan bir şey. Kimisi 15 günde bir yapar, kimisi ayda bir yapar, kimisi 6 ayda bir yapar, kimisi sürüyü değiştirdiğinde yapar. Ama kilit nokta şu, hastalık görüldüğü anda bir temizlik kesinlikle yapılması lazım kümesi. Mutlak surette o hastalığın dışarı atılması açısından. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim sormuş olmayı unuttuğum şeyler olabilir. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler olabilir. Ya da bu işe başlayacak kişilerin mesajlarınız olabilir. Evet. Duymak isteriz. Yani şu an gerçekten severek yaptığım bir iş. Yani bir sıkıntımız olursa, yani ilçe tarımdaki arkadaşlar geliyorlar. Derhal 5 dakikada buradalar. Sorunları yani çözmeye çalışıyoruz. Çözmeye çalışıyorlar. Özverirler gerçekten. İnşallah. Bildikleri kadar tabii. Bildikleri kadar. Bildikleri kadar. Ama özverirler onu söyleyin. Onun dışında bir sıkıntımız yok şu anda. İyiye doğru gidiyor. İnşallah. Geldiniz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mutlu ettiniz. Bizi kabul ettiniz. Aynen öyle. Dezenfeksiyonla ilgili hemen aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Hem kapı girişlerini mutlaka kireçleme yapın. İçerideki folluklar eğer yani tahta ise kireçleme yapılmasında fayda var. Yere altlıkla beraber kireç karıştırılmasında fayda var mutlak surette ve gübresi. Söylüyoruz hayvanın her şeyi para. Yumurtası da para, bunun eti de para, gübresi de para. Evet. İster kendiniz kullanın bağınızda bahçenizde, ister dışarı verin. Ama para. Dolayısıyla her şeyi değerlendirmeye çalışın diyorum. Son olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kırıkkale'deydik, Yahşi Han'daydık, Aydın Bey'in üretim çiftliğindeydik, yumurta üretim çiftliğindeydik öyle söyleyelim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Umarız güzel bir program olmuştur sizler için de. Eğer ki bir sorunuz olursa, danışmak istediğiniz şeyler olursa mutlaka bize ulaşın. Size her türlü konuda yardımcı olacağız. Bunu biliyorsunuz. Arayanlar mutlaka zaten bunun dönüşünü alıyorlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çiftçi TV'de kalın.